call me a god. Arkadaşlar 450 eser sizlerle. Bugünkü maçımız dört ileri var. Aynalar çok güzel katlanmış. Motorumuzun sahibi yanımızda. Evet. Abi motorun en memnun olduğun şeyi nedir? Çok fazla teknolojik olması. Yani mesela? GPRS sisteminin kendinden gelmesi. Hı-hı. Onun dışında titreşim algılaması var. Yani birisi kontak kapalıyken dokunduğunda sana bildirim gelmesi. Hırsızlara karşı çok güzel bir önlem. Aynı zamanda navigasyonunun aktif çalışması, müzik playlistini değiştirmesi, bu dijitallik özelliği yanı sıra zaten torku falan çok güçlü yani şu anda. Uzaması çok mükemmel. Ya bu motoru R25'le kıyaslıyorlar, çok saçma. Alakası bile olamaz R25'le. R25'i kovalıyorduk ama buna yetişemedik bile. Buna yetişemez. Evet. Adamlar yapmışlar bunu. Göstergesi zaten muazzam. Gerçekten bu sefer olmuş. R25'i paramparça edecek bir motor yapmışlar şimdi. Zaten bloğunu KTM'den çaldıklarını söylüyorlar. Drenajları da Suzuki'den çaldıklarını söylüyorlar. Ya da Espinara'ya da benziyor. Yani güzel bir karışım ya, bu ortaya güzel bir şey çıkarmışlar. Tabii ufak tefek sıkıntılarımız oldu. Fabrikasyon burada Türkiye'de toplamadan kaynaklı. Onları da sağ olsun ustalarımız çözdüler. Motorumuzu sağlam hale geldi. Parça sıkıntısı konusunda ne diyorsun abi? Parçası bir parçada sıkıntımız çıktı. Parçanın ismini vermeyeyim şimdi. Elimize ulaşması bir haftayı sıkıldı yani. Bir haftada parça geldi. Bir haftada geldi yani. Şu anda mesela ben çoğu arkadaşın etiketi sıkıntılı çıkmış. Onlara duydum yani, etiket kutusu halinde. Etiketlerin gönderilmesi, grenajların falan tedarik edilmesi, kanatların tedarik edilmesi. Grenaj etiketleri mi bu? Tabii. Hmm. Onları düzgün çekememişler. Evet. Tabii biz ilk geldiğinde düzelttik, taktık. Sıkıntı yaşamadık. Ama sıkıntı yaşayanlar var. Bunlar da ufak tefek sorunlar zaten. Tabii. Büyük problemler değil. Ana blokta sorun olmadığı sürece. Yani. Ufak tefek şeyler var. Çok güçlü bir motoru var zaten. Çok güçlü bir motoru var. Krank açısı da motoru özel bir açı. Bizim arkadaşlardan şu anda 220'yi gören oldu. Daha 1200 kilometrede motorları. Lastiklerden memnun musun? Yol tutuşu nasıl? Lastikleri diyorlar ki 450'ye CTS özel bir lastik serisi çıkarttı diyorlar. Yani bu CTS'nin yol tutuşu falan çok güzel diyorlar. Hamuru uçak güzel bir lastiğin var. Güven olur mu? Bence BMW bile alsan diyorlar, üstündeki lastiği değiştir evet diyorlar. Frenlerinde Brembo. Ön frenler Brembo, arka frenler Brembo değil yalnız. Onu öğrendik. Arka frenleri farklı mı? Farklı bir markası varmış. Onu söyledi de arkadaşlarım. Onu da araştırıp alta bilgisini ekleriz. Ama frenler de gayet başarılı yani. Sele'den memnun musun abi peki? Bu sele güzel. Burası drop. Oturan herkes şikayetçi. Taş gibi yapmışlar. Çok seven birileri oturur diyorsun yani. Evet. Burayı en sık kauçukla kaplatıp üstüne deri çektiriyorlarmış. Şimdi onu yaptıracağız. Hmm. Motorumuzun bir sesini duyabilir miyiz? Senden rica etsek çalıştırabilir misin? Evet. Thank you.
değer mi? Tekrar aynı para elinde olsa yine bu motordan alır mısın? Alırım. Hatta ben iddia ediyorum bu motor çok tutacak. Bu fiyatları da bulamayacağız. Yani fiyatı da diğer motorlardan birazcık bayağı bir, diğerleri %10 artıyorsa bu %20 daha fazla artacağını düşünüyorum. Çok özelliği olan bir motor. Ben de öyle düşünüyorum arkadaşlar. Yani alan aldı, alamayan makas açılacak. Aldın diyorsun abi. Aynen öyle. O zaman almak isteyenleri tavsiye ediyoruz. Son bir etrafından şöyle dönelim. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. 450 SR. Aynı zamanda bence 400'leri de çekmez. Aynı alarak 400'leri de aynen çoğu motorda olmayan bir şey zaten. CFS serisinin aslında bazı motorlarında var 4'lü. Ama bunun 4'lüsü çok daha güzel. Bunun 4'lüsünü aynı alarak almışlar. Çok daha hoş. Evet, son kapatıyoruz videoyu. Söylemek istediğin bir şey var mı? Kaç bin kilometreydi motor? Tecrübeniz ne kadar şu an? Motorumuz 1000 kilometreye yaklaştı. 1000 kilometreye yaklaştı. Rodaj bitti. Rodajımız bitti. Rahat rahat şu anda açılışları yapıyoruz. Şu anda 187'yi, 189'u gördük. Fazla zorlamamamıza rağmen daha 9000-10000 devri geçmedik. Yani normal gaz açımında evet. 190 gördüm. Eğer daha çok zorlasaydım muhtemelen. Tepsiye düşerekten kalkıp da top speed yapsak herhalde arkadaşların yaptığı gibi 220-222 rahat görecek bir motor gibi geliyor bana. Çünkü sen fazla yormak istemedin. Tabii şu anda daha biraz erkenimiz diye düşünüyorum. Evet. Motor bu şekilde arkadaşlar. Elimizden geldiği şekilde anlattık size. Hepinize hayırlı yolculuklar dilerim. Hayırlı günler.